Efendim Yenikapı'dayız ve şu anda standları geziyoruz. Harika bir standa geldik. Şu anda Akçabat Köfte ustamız mangalın başına geçti. Köfteleri hazırlıyor. Ustam seni tanıyalım. Ben Ramazan efendim. Evet ustam şimdi tabii Akçabat Köftesi'nin özelliği de ayrı ama bunu sen de pişirince başka bir lezzetli oluyor. Vallahi sen yiyince anlayacaksın. Pişireyim şimdi. Öyle, öyle mi? Evet. Öyle. Ben şimdi ne desem bu. Sen tadına bakacaksın. Nereden yedin evet. Ahmet abi? Yani. Tadına bakacaksın öyle. Evet. Şimdi, evet. Peki ustam bir şey söyleyeceğim sana. Evet. Şimdi Akçabat Köftesi'nin nasıl bir özelliği var? Diğer köftelerle arasında çok bir fark var. Lezzet farkı var. Yani bir şey mi? Yani o bunu... Trabzon'un etinden. Trabzon'dan. Ha, Trabzon'dan yayladan gelen ettendi. Ha, yayladan evet, gelen etten yapıldığı gelen için evet, lezizi oradan evet, geliyor. Lezizi oradan geliyor. Ne güzel, evet, ne güzel. Evet, peki. Evet. Bekleyeceğim şeylerimizi buraya yeni kapıya. Siz peki siz çok yer misiniz Akçabat köfte? Biz yememe her gün yiysek bıkmayız. O zaman işte. Haftanın 7 günü yiysek bıkmak yok. O... Devam. Devamlı devam. Oy maşallah. Allah yalnız razı olsun. Köfteyi biraz fazla kaçırmış, konuşması değişmiş. Olsun olsun, önemli değil. Evet. Önemli değil. Evet, patron burada efendim. Patron evet, da burada, evet, görüyorsunuz. Patron, da patron maşallah. Ustam, şimdi tüyoyu aldık Akçabat evet. Köftesinin. Evet. Burada bayağı bir ürünleriniz var. Orada kavurma var herhalde. Evet. O nereden geliyor, onun eti nereden geliyor? Trabzon'un doğal yaylalarından geliyor. Öyle etlerimiz, oy ürünlerimiz maşallah. Hep oy yöreseldir. Maşallah. Uzaktan yakından bütün hemşerilerimizi İstanbul Yeni Kapı'ya bekliyoruz. Her şey damak tadı, en doğaldır. Uygun, en uygun fiyat da burada efendim. En uygun fiyatlar, fiyatlarımız bedavadan az pahalı. Bütün vatandaşlarımızı İstanbul içinden, İstanbul dışından bekliyoruz. Gelsinler mutlaka tatsınlar. Yeni Kapı'da her yıl bir sefer oluyor ama kaçırmasınlar. Tavsiye ediyorum. Duyan duymayana evet. Haber versin. Evet yani... Patronun da söylediği gibi bedavadan biraz pahalı. Yani evet, o kadar da olsun ya. Yani. Hamsiden, evet. Hamsisinden, kuymağından, baklava, laz böreğinden, çorbasından, pidesine yöresel Yeni Kapı'da. Bütün ürünleri burada mevcuttur. Memlekete gitmelerine gerek yoktur. Yok. Aynı zamanda Ramazan Usta da burada. Yani işin Ramazan özelliği ustamız, Ramazan ustamız bu işin piridir. Çekirdekten yetiştirmedir. Bütün imalatlar kendi elinden çıkıyordur. Ürünlerimizde patentlidir yani. Kesinlikle İstanbul için mal kullanmıyoruz. Oy maşallah. Peki patron, az önce Ramazan Usta ile konuştuk. Sen yoktun. Dedi ki ya dedi yıllardan beri emek veriyorum ama dedi. Yani biraz dedi maaşımı az tutuyor. Yani buna bir güzellik yapsa dedi. Abi adamsın adam. Ya. Onun maaşına ben zam yaptım. Onun bilgisi var. Onun var maaşına zam var, yaptım peki, da aybaşı sürprizle karşılaşacak haberi yoktur. Yapmayacak Ramazan Usta. Peki, parayı böleriz ona göre. Peki tüyoyu aldık efendim. Bizi izlemeye devam edin. Eyvallah. Teşekkürler efendim. Efendim Yeni Kapı'da Trabzon günlerinde, kültür günlerinde beraberiz ve standları gezmeye devam ediyoruz. Evet, yanımızda Samsun Çarşamba Bafralı ablamız var. Evet abla, seni bir tanıyalım. Oy hoş geldiniz. Daha ben Fatma'yım. Evet Fadime abla. Heh. Şimdi burada görüyoruz. Kuymağım. Bu kuymağım. Evet bu muhlama efendim. Bu yani, muhlamamız. Muhlama. Kuymak budur. Yani. Karadeniz'in muhlaması bu. Evet bu da kuymağı. Yani efendim şöyle göstereyim. Bir Ahmet bir abi şunu bir çek. Efendim kaşar peyniri yani uzanan peynir olanlara biz muhlama diyoruz. Bir de Trabzon'un tuzlu peyniri var. Onu da yapanlara kuymak diyoruz efendim. O da burada görüyorsunuz. Kuymak burada. Aynen öyle. Burada. Aynen öyle. Oy maşallah. Bu bir metre uzamak ben buna kuymak demem. Ne diyorsun? Bir evet. Metre uzuyor. Ona bir göre. Metre. Bir metre. Evet. Çünkü bunun ustasıyım ben. Burada hamsilerimiz var. Hamsimiz var. Evet. Ölçebilirsin tabii İçtiğin ki. Bir zaman bakarız ona. Tabii. Peki ablacığım orada yine sarmaları görüyorum. Değişik yöremizin. Tabii. Karalahana. Bunlar zeytinyağlı mı? Zeytinyağlı bunlar. Ha, karalahana, canım. Beyaz lahanamız, evet. Dolmamız. Malum zaten Türk mutfağımızın eksik olmayan patlıcan biber dolmamız. Oy maşallah. Laz böreğimiz. Laz böreğimiz baklavamız. Var. Baklavamız var. Ahmet yani abi, şu baklavayı bir çeker misin efendim? Hamsi tavamız var. Buyurun efendim, buyurun. Harika. Hemen geldim. Sen vallahi be, çok güzel. Ya, sen beni çek beni. Bunu boş ver ya. Allah Allah. Hoş geldin. Sen bunu boş ver ya. Fatıma ablayı çek. Evet yani. Ben, ya hacı sizler için buradayım. Aynen ben 30 senedir çıkıyorum zaten. Ablayı çek.
Peki ablam. Söyle abi. Herif sağ mı? Beyiniz. Yok, benim 33 yaşında eşim vefat etti. Allah rahmet eylesin. Amin. Şey diyecektim, genç kalmışsınız. Genç kaldım. Yaş 40 var herhalde. Ne 40'ı? 65 yaşındayım. Ya bırak bu işleri ya. E tabii, Karadeniz'in havasını ala ala tabii ki genç kaldım. Ondan, ondan tabii. Görüyorsunuz işte, bakın. Bunları yerseniz, tabii. Yaşım diyor 65 ama 40 gibi gösteriyor ablamız. Sizler de gelin, tadın bunları efendim. Gelin. Tüm İstanbul halkını bekliyoruz. Bakın. Fiyatlar ucuz. Fiyatlar harika. Hamsi tavamız, muhlamamız, kuymağımız, Karadeniz şey, Laz tatlımız, baklavamız harika lezzetler. İşte bu, işte bu. Çıkın gelin, o kadar. Efendim bizi izlemeye devam edin. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.